Evet, 74 kilogramın sonuna yetiştik. Şarjı bitmişti. Şarjı biraz ayarladık. Yakup Göl'le Fazlı Er Yılmaz'ın müsabakası Fazlı Er Yılmaz'ın galibiyetiyle sona erdi. Ve durum 5-0 oldu. Aski 5, pardon. 5-1. Aski 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Karıştırdık. Aski 4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. 6. müsabaka 79 kilogram Türkiye şampiyonluğu takım müsabakası serbest güreş Süper Lig finali. Ankara Yeni Mahalle Spor Kompleksinde yapılmakta. Bundan önce yapılan 3. 4. müsabakasını Ankara İl Bank almıştı. Kahramanmaraş İstiklal Spor 4. olmuştu. Müsabakaların 3. günü yarın Grokorman başlayacak. Ben Atak Arataş sevgiler, saygılar sunuyorum. Umarım güreşe katkı sunmuşuzdur. Sürçü lisan ettiysek affola. Mavi mayo Aski Ramazan Sarı. Hakan Satılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bundan önceki 74 kilonun ilk devresi birinci bölümdeydi. İkinci devreden sonra da bu ikinci bölümde. Bilginiz olsun. Yarın Grokorman başlayacak. Müsabaka 1-0 Ramazan Sarı'nın galibiyetiyle devam ediyor. İlk devre sona ermek üzere. Tek dalması var Ramazan Sarı'nın. Tek dalma sonucu 1 puan daha aldı. Durum 2-0. Hakan bir çaba gösteriyor ve ilk yarı sona eriyor. Evet, hocalarımız
Askiden ve Büyükşehir Belediyesi'nden taktik veriyorlar. İkinci devre başladı bu arada. Durum 4-1. Askinin galibiyetiyle devam ediyor. Bir dakika geride kaldı. Evet, Hakan alacaktı kontrayla. Evet, bir de çırptı. Bir de çırptı. Durum 2 oradan, 2 de oradan. 8, ona 1 olması lazım. Şimdi ona 1 nereden çıktı? 6'ya 1 ya. Son 30 saniye. Evet, bir daha tek daldı Ramazan Sarı. Çiftledi. Ve müsabaka sona erdi. Durum 5-1. Aski 5, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Şayet Aski bu müsabakayı da alırsa durum 6-1 olacak. Evet, bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Fatih Erdin, 86 kilogram. Mavi Mayolu güreşçi Osman Göçen,
Güzel bir müsabaka olacak. Milli takımda da rakipler biliyorsunuz. Evet, Fatih'in bir mücadelesi var. Tek daldı. Osman Künle'ye geçti. Evet, Osman 2 puanı aldı. Sarma denemesi oldu. Evet, Sarma, Künde az geçti. Tek sarma, tek Künde. İki sıfır. Osman Göçen önde. Fatih Erdin'e karşı. Her ikisinde Avrupa'da, dünyada madalyaları var. Evet, tek dalma Fatih Erdin'den arkaya geçti. Daha henüz şimdi puan var. Evet, durum 2-2 oldu. Avantaj Fatih Erdin'e geçti. Evet, ilk devre sona ermek üzere diyelim. 30 saniye kaldı. Durum 2-2. Avantaj Fatih Erdin'de. Ama daha koskoca bir 3 dakika var. İkinci devre. Askide Ferhat Hocam ve diğer hocamız. Öbür tarafta da Abdullah ve diğer hocamız. Haydi bakalım. İkinci devre başlıyor. 86 kilogram. Takım şampiyonluğu. Süper Lig serbest güreşte. Aski daha yakın duruyor diyecektim. Bir tek dalma pozisyonu oldu. Osman Göçen topu bırakmadı. Bu arada bir çekme veyahut da bir şey olabilir. ...2022'nin Türkiye Serbest Güreş'te Süper Lig Şampiyonluğu müsabakası ASKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya. Bundan önce yapılan üçüncülük, dördüncülük müsabakasında
Ankara İl Bank Türkiye üçüncüsü oldu. Kahramanmaraş İstiklal Spor ise dördüncü oldu. Parter pozisyonunda başlayacak. 4-2 Osman Geçen önde. Çırpma pozisyonu var. Diyecektim. Olmadı. Evet, kalan 2,5 dakika. Orta hakemimizde değerli hocamız Saadettin Yücel'in oğlu Gürhan Yücel. Uluslararası olimpiyatlara da gitti geldi. Aynı zamanda Türkiye Güreş Federasyonu'nda çalışıyor. Evet, Fatih tam öne geçiyordu ki olmadı. Gerçekten birbirine denk güzel bir müsabaka izliyoruz. Finale yakışır bir müsabaka. Koskocaman bir iki dakikamız var. Her an her şey olabilir. Evet, ben Atakarateş. Umarım anlatmamızdan sıkılmıyorsunuzdur. Bu arada biraz reklam kısmına girelim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Buralarda artı güreşirmi.com artı YouTube'da 800 küsur güreşle ilgili video. İki telefonumuzla 532-775-7725 mesaj attı. 505-369-0202 mailimiz de atakarates53@gmail.com. Türk güreşin emrindeyiz. Güzel bir arşivimiz var Sarıyer'de. Herhangi bir isteğiniz olursa her an bekleriz. Arşiv dediğimiz zaman güreşle ilgili aklınıza ne gelirse. İki tane hard diskimiz var. Dolu dolu. Her an bir isteğiniz olursa bekleriz. Zevk duyarız yani. Her şey Türk güreşi için diyelim ve noktalayalım. Evet, Fatih Erdin bir boyunduruk atma teşebbüsü vardı. Olmadı. Osman yakaladı onu. Durum 6-2 oldu. Bu müsabakayı da askıya alırsa yani takım şampiyonu oluyor. Şampiyon oluyor diyelim. 5-1. 6-1 olacak. Evet, Fatih'in bir tek dalma pozisyonu oldu. Osman bırakmadı ama bu arada 2 puan gitti. Fatih 2 puan aldı. Bakalım pozisyon ne olacak. 7-4 Osman geçen önde. Osman'ın bir çırpma pozisyonu oldu. Evet, bakalım ne oldu, ne oldu. Bir itiraz var. Abdullah Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi antrenörü, itiraz süngerini mindere atarak karışık bir pozisyon oldu hakikaten. Ona itiraz edecek. Bakalım hakemler ne karar verecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Profesör Doktor Halil İbrahim Cicioğlu. Dünyada da söz sahibi hakemlikte. İnstrüktör. Minder Amiri Kisalı. Evet, durum 10-4. Son 20 saniye. Kaliteli bir müsabaka oldu.
Evet, Osman bir daha puan alabilir miyim diye uğraştı. Evet, son dikkati 10 saniyede. Evet, 2 puan daha yok. 3 nokta teması olması şart. Evet, puan yok. Ona 4. Tebrik ediyoruz her iki sporcumuzu da. Zaten salondaki alkışlardan bunu görüyorsunuz. Evet, Güren hocam Osman elini kaldırıyor. Hayırlı olsun. Durum 6-1 ve Aski Türkiye şampiyonu. Tabii son müsabaka bitmeden olmaz. Evet, görüyoruz 6-1. Kalan son 4 müsabaka. Pardon, 6-1, 7, 3 müsabaka. Bir tanesi şimdi 92 kilogram. Daha sonra 97 ve 125 kilogram. Ağır sikletleri biliyorsunuz, 130 kilogram. Krokremen yine ağır siklet serbest. 130 değil, 125 kilogram. Kadınlarda da 76 kilogram. Sırası gelmişken söyleyelim. Hem Rıza Kayarp, hem Taha Akgül, hem Yasemin Adar dünyada ağır siklette birçok Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyasına sahip. Mesela bakıyorum 5 kez dünya şampiyonu Rıza Kayarp, 3 kez Taha Akgül, 2 kez Yasemin, toplasanız 10. 11 kez Rıza, 9 kez daha, 5 kez de Yasemin, ne oldu? 25. Bir altın, bir bronz Taha Akgül'ün, bir gümüş, iki bronz Rıza'nın, bir tane Yasemin'in, 2, 3, 6 da olimpiyat madalyası. 3 sporcu da yıllardır emek sarf ediyorlar, bizi onurlandırıyorlar, gururlarımız. Muhammed ve Erhan Yaylacı. Erhan Yaylacı arkaya geçti boyunduruluktan. 2 puan aldı. Çırpmaya girme teşebbüsü oldu. Vazgeçti. Haydi bakalım. Erhan'ın bir boyunduruk teşebbüsü var. Evet, attı ve 2 puan. Köprüde yakaladı bu arada. Yine köprüye çırpma pozisyonu var. 2 puan daha gitti. 2 puan. 2 puan da Muhammed aldı. Durum 8. Bir puanmış, pardon. Durum 8-1. Evet, bir daha boyunduruk olabilir diyecektim. Evet, 2 puan daha aldı. 11'e 1 ve müsabaka sona erdi. Niye 10 verdi? Allah. Evet, 8'di, 10'a bir, doğru.
Evet ve şimdi sona erdi müsabaka. Durum 7-1. Erhan 7-1 ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir itirazı var. Yani Aski'nin artık şampiyonluğunu kutlayabiliriz. Tabi 97 ve 130 kilogramda sona erdikten sonra. İtiraz pozisyonu inceliyorlar. Ayağın zonla ilgili bir pozisyon olabilir diyecektim. Evet. Durum 10-2. Yani güreş herhalde ikinci devreye kalacak. Diyordum. Ve müsabaka devre bitmeden, sona ermeden bitmiş oldu. Erhan Yaylacı galip. Evet, 97 kilograma geçiyoruz. Durum 7-1. Asker galip. Görüyorsunuz zaten. Tek yanma. Oradan puan gelecek mi bakalım. Dört puan, belki de beş. Bir de çıktı, yedi. Kilide geçme pozisyonu var. Durum 7-0. Kırmızı mayo. Polat, Polatçı. Mavi mayo.
Bir puan daha. Ve durum 8-0 oldu. İbrahim Çiftçi, Aski, Aydın, Polat Polatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bundan sonra son bir müsabaka kaldı. Evet. 2 puan daha alırsa müsabaka sona erecek. İlk dönem bitimine 10 saniye var. Ve ilk devre sona erdi. Evet, 2 puan daha alırsa 10-0 olacak. Diyecektim ki evet ve müsabaka sona erdi. Kaldı bir siklet. İbrahim Çiftçi galip geldi. Durum 8-1 oldu. 8-1'i görelim. Evet. Son müsabaka. Aski Türkiye şampiyonu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2. Ankara İl Bank 3. Kahramanmaraş'a İstiklal Spor 4. oldu. Böylelikle serbest güreşler bu maçtan sonra sona eriyor. Evet.
Askide İbrahim Bölükbaşı hükmen galip Oktay Güngör'e karşı ve Türkiye şampiyonu Aski oldu.